Asker! Bu adam bizim! Asker! Sağa! Sola! Dön! Oh.
yok mu o mahluk-u azim? Ne kadar gözdesi mevcud ise hakkı ile sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durum karşısına. Döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa, maske yırtılmasa hala afet mi bize o yüz? Medeniyet denilen kahve, hakikat yüzsüz. Sonra melhumdaki tahlile mühkem esvar. Öyle müthiş ki eder her biri bir mülkü halal. Öteden saykalar parçalıyor afakı. Beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin. Sönüyor göğsünün üstünde o aslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım. Atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, saldırır enkazı beşer. Günaydın çocuklar. Günaydın. Nasılsınız? Sağ ol. Evet, dün beren şükür videoyu yaptınız mı? Evet, hocam. Şiirler her ne kadar ferdi istidadının mahsulü olsalar da unutulmamalıdır ki toplumların ortak kararını ve kolektif şuurunun göstergesidirler. Bakınız ne demiş şair. Uşak başlıysa kim dedi uysal koyunu? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boyunu. Kanayan giderken gelirken etrafını iyice bak. İyi gizlen.
Çatışma falan olduğunu görürsen hemen gizlen. Çatışma bitince çıkarsın. Büyüklerinin yanındayken onların arasına git. Mermi falan gelirse sana değmesin o. Eğer sıkılırsan kaç gel oğlum. Evet abi, kaç gel. Buralarda birlikte oynarız. Ya ana, nasıl konuşuyorsun öyle? Yakışır mı hiç bize? Çocuk haklı kadın, nasıl konuşuyorsun öyle? Ağzından çıkanı kulağın duyar mı? Ne demek diğerlerinin adını gizlemesin? Vatan uğruna gidip savaşan Türk askerlerini analar doğur mu? Şey doğaların anları yok mu? Söyle bak. Ne demek sıkılırsan kaç gel? Sen kaçarsan, ben kaçarsam, o kaçarsa Fatma'yı kim kurtaracak? Düşmanları önümüzden kim kalacak? Söyle bak. Ben diyorum ki keşke elim ayağım tutsa, ben cepheye gitsem, sen oğla kaç gel diyorsun. Yakışmaz mı bize? Belki savaşmadan teslim olsak bizi öldürmezler mi? Ben tanırım o kardeşin gibi zilletini. Teslim olsam da kesinlikle öldürürler. İşgal ettikleri bazı köylerdeki bütün insanları öldürdükleri gibi bütün hayvanları da katlediyorlar. Al işte, hayvanlardan ne istiyorlar? Oo, bırak adamları. Neden? Vatan için seve seve ölme koştum. Ben bir ayağımı, bir kolumu kaybettim. Ama hiç umurumda değil. Şu an cepheye gitmeyi çok istiyorum. Ancak şu halde çok faydamdan çok zararım olur. Eğer bir yere verirse de ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Ana, baba, düşman 4 kilometre ödeydi. Sağa doğru ilerlemekte ama ara burada iyice yaklaştılar. Benim gitmem lazım. Düşman karargahı sabaha doğru anca olacak. Anacığım, babacığım, hakkınızı helal et. Gün gelir de vatanımız kurtulur. Ben eve dönersem bir gazi annesi, bir gazi babası olduğunuz için sevinirsiniz. Gün gelir de vatanımız kurtulur. Ben eve dönemezsem bir şehit annesi, bir şehit babası olduğunuz için evlenebilirsiniz. Hem vatanımızın kurtulamadığını, hem de benim eve dönemediğimi görürseniz. Ey Türk milleti! İstiklalında verilen mücadele kaybedilmiştir. Anacığım, babacığım, kardeşim, hakkınızı helal edin. Abi, şimdi sen gidince bir daha gelmeyecek misin? Bostanlarımıza gidip ekinlerimizi ekmeyecek misin? Peki tarlalarımıza, benim bir dağımızını almayacak mısın? Ne zaman geleceksin abi sen? Kardeşim, ben seni tekrar koşup oynamak için, düşmanlara tarlalarımızı, bostanlarımızı kaptırmamak için diyorum. İnşallah da geri geleceğim. Ama geri gelemezsen üzülmeyin. Mahşerde görüşürüz. Orada alırım seni onu. Ben bir alayım. Biliyorum ki görevinin tehlikesiz olduğunu söyleyerek yüreğinizi düzeltmek istiyorsunuz. Ancak şu anda hiçbir göre tehlikesiz olamaz. Ben yüreğimde evlat sevgisiyle vatan sevgisinin terazinin kefesine koyduğumu taktım. Evlatsız yaşanır ama vatansız yaşanamaz. Sen can vermezsen, ben can vermezsem bu vatan nasıl kurtulur? Git oğlum. Vatanı kurtarmadan, düşmanı yurdumuzdan kovmadan gelme. Hakkım, ananın hakkı sana helal olsun oğlum. Anan haklı oğul. Vatan senden görev bekliyor. Bu kutsal ve şerefli bir vazife. Benim bir hakkım sana helal olsun oğul. Allah'ın sizi korusun. Ana, baba, her gün gelir de vatanımız kurtulur, ben eve dönemezsem herhangi bir yerimizden düşeceğim. Çünkü şehitler ölmez ve şehitlerin asla mezar olmaz. İstediğiniz bir yerimizden düşeceğim ve üzerine sadece şunu yazın. Buralarda bir garip Mehmet vardır. Vatanı için ölüme vardır. Üzülmeyin analar babalar. Her şerefli Türk de bunu yapardır. Bütün köylerimiz oldu.
olsun. Ve zeptanın için olsun. Vefa yok mu?